sanat tarihçisi, arka bilgisi, kültür ve sosyal işler müdürü olarak görev yapmaktayım. İçinde bulunduğumuz bu alan, az sonra Sunay Akın'ın da anlatacağı üzere Karta Belediyesi tarafından hayata geçirilen masal müzesidir. 2016 yılı içerisinde içinde bulunduğumuz alanda harabe bir yapı mevcut. Belediyemiz tarafından burası alınarak restorasyon çalışmaları yapıldı. Karta Belediye Başkanımız Operatör Doktor Sayın Altınok Üzün öncülüğünde duayen kültür ve sanat adamı Sunay Akın'ın koordinasyonunda masal müzesi Türkiye'de bir ilk olarak burada hayata geçirildi. Yakın zamanda da tüm İstanbullulara kapısını açacaktır. Bildiğiniz üzere Kartal kentsel dönüşümün merkezi ve bu alanda da çok başarılı çalışmalar yapılmaktadır. Ama kentsel dönüşüm kültürel dönüşümle eş zamanlı yürürse çok daha etkili olacak kanaatindeyiz. Bu bağlamda bu çalışmalarımız devam ediyor. Tabii ben sözü çok fazla uzatmayacağım. Bu işin en başından beri işin başında bulunan Sunay Hocam az sonra Masal Müzesi içerisinde gerekli açıklamaları yapacaktır. Teşekkür ederim. Doğru bir çember çizmek istiyorsanız pergelin kilisini yerinden hiç ama hiç oynatmamanız gerekir. Ve doğru bir belirleyicilik anlayışı sunmak istiyorsanız yönettiğiniz kente pergelin çivisi insan olmalı. İnsan. O hiç şaşmamalı. Kenti var eden aslında insandır. Belediyelerin kente sundukları bütün hizmetler insan içindir. Ve bu temizlik planları, imar planları demek değildir. İnsanın kendi kültürel gelişimini ve değişimini tamamlamasında belediyelerin yeri çok ama çok önemlidir. Bugün bütün gelişmiş ülkelerde müzeler yerel yönetimlerin hizmetiyle insana sunulur. Kartal Belediyesi bir masal müzesi kuruyor, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. İlk, evet. Çünkü asıl olan hayallerdir. Kartal'da insanlar yaşıyor. İnsanlar kimler? Çocuklar, anne babalar, büyük babalar, dedeler, nineler. Peki günümüz Türkiye'sinde aile, aileyi var eden insanlar nerelerde buluşuyorlar, nereleri geziyorlar? Hemen söyleyeyim. Alışveriş merkezleri, tamamıyla alışveriş merkezleri. Hayat orada geçiyor. İnsanlar bundan şikayetçi. Çocuklarının bilgisayar oyunlarıyla oynamasından da şikayetçi. Türkiye'nin her yerinde şikayetçi olan insanlar çözümü Kartal'da bulacaklar. Masal Müzesi, üç kuşağın bir arada gezip, üçünün de aynı mutlulukla ayrılacağı bir mekandır. Asıl olan hayallerdir. Çocukların da hayalleri vardır. Anne babaların da, dedelerin, ninelerin de. Ve Kartal'da yaşayan insanlar sadece Kartal'da değil, etraftaki bütün ilçelerde, sadece o değil, İstanbul, sadece İstanbul'da değil, İstanbul'a gezmeye gelen bütün insanlar kendi kültürel değişimlerini ve gelişimlerini Masal Müzesi'nde tamamlayacaklar. Masal Müzesi ülkemizde bir ilk. Hayatımıza sunduğu en önemli yenilik bu. Türkiye'nin ilk masal müzesi. Dünyada masal müzeleri var ama Kartal Belediyesi Masal Müzesi dünyadaki benzerleri arasında da bir ilk. Bir yeni. Nesiyle bir yeni? İçeriğiyle. Masallar tarih boyunca hep sunulmuş insanlara. Önce sözlü, sonra yazılı, derken görsel, çizgi filme, sinemaya dönüşmüş. İşte bütün bu sürecin anlatıldığı, dünya masal tarihinin bu süreç içinde anlatıldığı ilk müze. Bu anlamıyla yeni. Sonra her köşesinde yenilik var bu müzenin. Örneğin şurada masal kitapları satan bir insan. Tanıdınız mı onu? Hans Christian Andersen. Evet, ünlü masalcı Danimarkalı yazar Andersen Kartal Masal Müzesi'nde. Andersen 1840 yılında İstanbul'a gelir ve der ki, dünyada Türkler kadar dürüst, temiz, yardımsever başka bir millet tanımadım. Pek çok gezgin geldi İstanbul'a. Bu gezginler arasında bizi öven, bizi en çok metheden Danimarkalı ünlü masal yazarı Hans Christian Andersen'dir. Ve New York'taki Central Park'ta Andersen'in heykeli var. Ama Andersen New York'a hiç gitmemiş. Oysa Andersen İstanbul'a gelmiş ama Andersen'in İstanbul'da hiç heykeli yok idi. Artık var. Kartal Belediyesi Masal Müzesi'nde.
yenilik var arıyorsunuz. Dedim ya, bu müzenin her köşesinde daha binlerce sürpriz, yenilik var. Masal Müzesi'nin sosyo-kültürel hayata katkısı mı? Evet, hepimiz böyleyiz artık. Hiç kimse birbiriyle konuşmuyor. Çocuklar labirentin koridorlarında peyniri arayan fare gibi. Çocuklar hep bu tür oyunlar oynuyorlar. Sosyalleşemiyorlar, hayatı tanıyamıyorlar. Labirentin ortasında peynir, fare labirentin koridorlarında peynirin kokusunu alır, fare peyniri bulmaya çalışır, fare peyniri bulur, fare sevinir. Oysa fare hiçbir şey bulmadı. Peynire giden bir tek doğru yol var, onu doğruya ben koydum. Hayaller yok oluyor, çocukların hayalleri yok oluyor. Türkiye'nin her yerinde anne babalar bu durumdan rahatsız. Çocukları konuşmuyor. Oysa asıl olan hayallerdir. Anne, baba ve çocuk arasında diyalog yok. Hayatlar alışveriş merkezlerinde geçiyor. Çocukları bir yere atıyorsunuz, siz alışveriş yapıyorsunuz. Hayat bu mu? Asıl olan masallardır. Geleceği var eden hep masallar olmuştur. Çocukların bize ihtiyacı yok aslında. Bizim onların hayallerine ihtiyacımız var. Kartal Masal Müzesi çocukları kitap okumaya yönlendirecek. Masallara, anne baba, sadece anne baba değil, buraya birlikte geldikleri dedeleri, nineleri sohbet edecekler, konuşacaklar. Bak evladım, bak Don Kişot, bak Don Kişot. Sohbet edecekler, konuşacaklar. Ve çocuk anlayacak ki, geleceği var eden, ülkesinin yöneticilerinin vaatleri değil, çocukların kendilerinin hayalleridir. Aileye değer veren her gün yerel yönetim mutlaka ama mutlaka bir çocuk müzesi kurmalı. Çocuk müzeleri de oyun müzeleri, oyuncak müzeleri ve masal müzeleri olarak karşımıza çıkıyor. Masal müzelerinin diğer müzelerden ayıran kitapla, aydınlanmayla buluşması, kendi ilçe sınırları içinde yaşayan insanların kitap okuyarak gelişebileceğine inanan her belediye mutlaka masal müzesi kurmalı. Aileye değer veren her yerel yönetim mutlaka masal müzesi kurmalı. Çünkü dedim ya, masal müzeleri sadece çocuklar için değil, üç kuşağı bir araya getirecek en önemli mekanlardır. Bütün gelişmiş ülkelerde karşımıza hep çocuk müzeleri çıkar, masal müzeleri, oyun oyuncak müzeleri çıkar. Avrupa'da sayıları bini geçti bu tür müzeleri var. Çünkü müzeler bilginin mabedidir. Çünkü toplumlar bilim ve sanat adlı bu iki kanat üstüne uçarlar, özgür olurlar. Gelecekte daha aydınlık, daha demokrat, daha özgür bir Türkiye istiyorsak bilelim ki müzelere ihtiyacımız var. Ve müzeleri topluma kazandıracak olan yerel yönetimlerdir. Geleceğini aydınlatmak isteyen, insanına, ülkesine değer veren, bunun ancak ve ancak bilgiyle olabileceğine inanan yerel yönetimler müzeciliğe el atmalı, daha çok öne çıkarmalıdır. Ben Kartal Belediyesi'ne bu anlamda çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize daha çok ilham perisi bağışladılar. İlham perisi, müze, sözcüğü Türkçe'ye, Fransızca'dan girmiştir. Müz, Fransızlar müz der, Türkler müze. Müz, Fransızca ilham perisi demek. Yani müze sözcüğünün Türkçe karşılığı ilham perisi. Ne kadar çok ilham perimiz varsa geleceğimiz o kadar aydınlık ve güzel.